yurt dışındaki insanların ülkemizi desteklemesi için daha kaliteli bir toplum, daha kaliteli bir ortam ve de evlerin olması gerektiği düşünüyorum. Onun için ne yapalım? Onu soracaktım. Teşekkür ederim. Amerika'da halk Allah'a inanıyor, Allah'ı seviyorlar. Darwinizmin en ziyade ezildiği yer orası oldu. Oraya mavna hesabıyla kitap gitti. Ya ondan sonra dümdüz oldu Darwinistler. Yerle bir oldu. Özellikle Texas bölgesi. Bizim izlemelerimizi teknik olarak tespit ettirdim. Texas bölgesinde akıl almaz koyu bir renk oluşuyor. Evet. Amerika'da. Yani akıl almaz bir yoğunluk. Yani oralarda mesela daha seyrek seyrek yer var. Bazı yerlerde daha yoğun gibi. Ama Texas adeta simsiyah görünüyor noktalardan. Orada bir şey var Texas'ta. Birileri var anladığım kadarıyla. Yani yer belirtmek istemem ama esaslı bir imani hareket. Doların üstünde bile Allah'a inanç anlatılır biliyorsunuz. İmanlı oldukları için de Allah bereket veriyor. Sevgi toplumu, Hristiyanlığın, İncil'in sevgi anlayışı iyice içlerine oturmuş. Dostluk, arkadaşlık ve komşu ilişkileri İncil'de çok iyi vurgulanır. Ona titizlik göstertiyorlar. Dolayısıyla bahçeler açık. Dikenli teller, beton duvarlar falan yok. Herkes herkesi seviyor. Herkes herkes de arkadaş, dost. Türkiye'de de bunu yapacağız inşallah. İnşallah. Yani bir şehirde beton duvarlar, dikenli teller varsa orada sevgi azalmış demektir. Yani onun alametidir. Hangi şehre giderseniz gidin. Beton duvarlar, dikenli teller sevgisizliğin işareti anlamıdır. Sembolüdür. Yani burada sevgi kalmadı anlamına geliyor. Güven yok anlamına geliyor. Bunları tamamen kaldıracağız Mehdiyet devrinde. Mehdiyet devrinde hiçbir evin duvarı olmayacak. Dikkat edin, hiçbir evin anahtarı olmayacak, kilit olmayacak. Hiçbir yerde kilit olmayacak. Yani kilit sanayi, anahtar sanayi bir şey yok. Anahtar konusu bitecek.